Dostlar, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda ADA'nın yani Cardano'nun teknik analizini gerçekleştireceğiz ve projesini yakından tanıyacağız. E, yıl içerisinde bize neler vaat ediyor? Hemen devamında nasıl bir projedir? Kısa vadede hareketleri nasıl? Hepsini uzun uzun değerlendireceğiz sevgili dostlar. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da yalnızca sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Cardano projesi yani Adacoil. E, dün de bir video atmıştık Adao ile alakalı. Adanın token'ı idi sevgili dostlar. E, 8. sırada olduğunu görüyoruz popülerlikte. Ve sözleşmeler arasında BNB Velas olarak görüyoruz sevgili arkadaşlar. Arz tedarik oranı da e, dengeli diyebiliriz. Şöyle aşağı bir inelim neymiş ne değilmiş bakalım. Cardano amacının değişkenlik yapanların, yenilikçilerin ve vizyonerlerin olumlu küresel değişim getirmesine izin vermek olduğunu söyleyen bir hisse kanıtı blok zinciri platformudur diyor sevgili arkadaşlar. E, blok zincirlerinin zaten nasıl diyeyim size piyasada ne kadar e, popüler olduğunu herhalde hepimiz biliyoruzdur. Nerelerde var Binance platformu? E, Coinbase, GHO, KuCoin, Kraken yani büyük borsaların arkadaşlar hemen hemen hepsinde var. Tabii ki listeleme halen daha listelenme haberleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Ama yine de e, şu anki bulunduğu pozisyonda listeleme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok sevgili dostlar. Bunu da e, belirtmiş olalım. Cardano sevgili dostlar biliyorsunuz e, tokenlar da çıkardı. Yani özellikle ADAO projesinin. Ne kadar önemli bir proje olduğundan bahsetmiştik. Hem kendisinin adaya bağlı bir token olması, Adanın da arkadaşlar e, tokenlar çıkarabilmek için yeni bir projeye imza atması dostlar aslında Adanın hem bulunduğu pozisyonda yani yaptığı hareketin ne kadar büyük olduğunu ve tabii ki devamında e, proje adamlarının projeyle ne kadar ilgilendiklerini bizlere gösteriyor e, büyük bir hareketti diyebilirim sevgili dostlar. Ada gerek e, token e, mevzunda gerek kendi vizyonu şu anda e, bir blok zinciri yapısı olması gerekse arkadaşlar e, yaptığı listelemelerle oldukça geçerli piyasa için uyumlu ve güzel bir projedir sevgili dostlar. Bunu da belirtmek isterim. Ada geçmişte neler yapmış dostlar bir bakalım. 2020'nin Kasım'ında 0.084'lerden arkadaşlar. Bir yükselişle e, aylar içerisinde dostlar 2.4'lere kadar çok ciddi bir yükseliş hareketi sergilemiş. Devamında tekrardan e, bakın zaman ne zaman? E, 2021 Mayıs arkadaşlar. Tam da o yükseliş e, zamanları. Devamında bir düşüş Temmuz'da ve arkadaşlar Eylül'de artık e, yeni bir yüksek değer olan 3.1'ler. Tabii ki devamında. Bir düşüş Kasım hareketinde de dostlar 2.3'lere kadar gelmiş. Devamında tekrar 0.8'lere kadar düşmüş arkadaşlar. Yani 3 katlık bir düşüş yaşamış sevgili dostlar. Bunu ele aldığımız zaman aslında oldukça fiyatlarına göre oranlı düzgün bir düşüş yaşadığını belirtebiliriz. Yaptığı ciddi hareketlerden arkadaşlar ben yıl içerisinde adadan 20 dolar seviyelerinin çok kolay geleceğini bakın çok kolay geleceğini düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar maalesef bir süredir düşen bir coin e, gördükleri zaman yani örneğin bakın Eylül'den beri arkadaşlar geçtiğimiz yılın Eylül'ünden beri düşüşteyiz. Ee, insanlar böyle bir durum olduğu zaman e, coin'i kötülemeye yönelik hareketler yapıyorlar ama şunu ama şunu unutuyorlar arkadaşlar. 2020'nin Kasım'ından 21'in Eylül'üne kadar Neredeyse bir sene boyunca sürekli yükseldiğini unutuyorlar. Bunu görmezden geliyorlar arkadaşlar. E, bence yapmayın derim. Bu tarz coinlerin dostlar e, ciddi dönemler yükselişi, ciddi dönemler düşüşü olur. E, düşüşler de yükselişler de birbirlerini takip eder arkadaşlar. Sabırsız insanlar iseniz e, ada gibi bir coin'i nasıl diyeyim önerebileceğimi söyleyemem. Ama uzun vade yatırımı için kesinlikle muazzam bir projedir ki şurada bakın birinci dalga hareketini görüyoruz. Devamında düşüş. Düşüşü artık tamamladık arkadaşlar. İkinci dalga hareketi 20 dolarlara kadar gitme olasılığı çok yüksek olan dev bir hareket olacak diyebilirim. Evet. Ekim'den beri sevgili arkadaşlar bakın, Ekim'den beri MA 50'nin altındaydık adada. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum ve bakın Geçtiğimiz günlerle beraber artık aylar sonra günlükte MA50'nin üzerindeyiz. Her zaman ne diyoruz? Bitcoin'in yükselebilmesi için günlükte MA50 üzerinde olması lazım ki ADA arkadaşlar aylar sonra e, bu durumu sağlıyor. Yani bu kesinlikle çok büyük bir durum sevgili dostlar. ADA yeni bir ikinci dalga hareketine hazırlanıyor sevgili dostlar. Hatta temelini attı bile diyebiliriz. Şöyle bir bakalım saatlikte kısa vadede hareketleri nasıl uzun vadede olacaklardan aşağı yukarı bahsettiğimizi düşünüyorum. Dostlar şu anda aşağı doğru adada bir sarkma var. Saatlikteki MA50'de sevgili dostlar. Ve büyük ihtimalle burada tutunmayı da başaramayacak gibi gözüküyor. Çünkü e, bu sarkmalar fazla hayra alamet değil diyebilirim. Zaten bir dead cross var kısa vadede bir düşüş alameti arkadaşlar. O yüzden bulunduğumuz pozisyonlardan hala daha ben bir alım önermiyorum. 4 saatlik pozisyona baktığımız zaman sevgili dostlar, ha bu arada uzun vade için alacaksanız tabii ki e, uygun fiyatlardır arkadaşlar. Sadece e, şunun üzerinde durmaya çalışıyorum. E, kısa vadede daha iyi bir fırsat elde edebilir miyiz? Edebileceksek e, şu anki fiyattan e, alıma gitmeme hani konusunda şu an konuşuyoruz. 4 saatlikte aşağı doğru bir EMA 50 200'de ise yukarı doğru bir MA200 e, yön var iken sevgili arkadaşlar bunun bir zaten e, dead cross hareketi olduğunu biliyoruz ve 4 saatlikteki MA50 maalesef bizi baskılamaya aşağı yönde devam ediyor sevgili dostlar. Olası senaryoda alım fırsatı için sevgili dostlar e, nerelerden alım yapabiliriz? Bakın şu anda 1.088'lerdeyiz ve maalesef Bitcoin hareketleriyle de 1 dolarlara kadar düşüş ihtimalimiz bulunuyor sevgili dostlar. 1 dolar 1. bakın 0.03'e zaten tekabül etmiş burada. 1 dolar fiyatlarını gördüğümüz zaman adada güzel bir alım fırsatı elde edebileceğimizi söylemek isterim. Haricinde burada bizim en dip noktamız 0.96'lardır ki 0.97 96.5 pozisyonlarını gördüğümüz zaman gayet güzel, çok güzel bir alım fırsatı elde ederiz. Zira günlükteki ma 50 üzerinde tutunmakta ısrarcı kalacaktır dostlar ada. Ee, günlükte ne görüyoruz? 10'a 7 sat, 4 saatlikte 13'e 3 sat, haftalıkta nötr, aylıkta nötr. Durumlar böyle arkadaşlar. Kısa vade için bitcoin hareketleri henüz dinmiş değil. O yüzden pozisyonlar e, pozisyonlarda bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.